Ama sizin de şimdi evet. dinleyelim. Hani üstüne Murat Bey tekrarla e, cevap yo, şunu hakkı şunu kullanmak isterse şimdi, yani onu da değerlendiririz. Buyurun. E, şimdi gazeteci işte. olayın vakıf olduğu veya içinde olduğu olayın bütün çevreleriyle koymakla mükellef. Elinde bulunduğu kadarıyla da yetinebilir. Çünkü elinde bulunduğu onu e, tarif ediyorsa. E, ama basınla ilişkiler müdürlüğü yapmış birinin pozisyon bürokrat olarak savunması durumu ayrı bir şeydir. E, zira burada Sayın Bakan'la beraber yaptığınız tartışmanın da içeriyor. Ortada bir ön inceleme var. Bakanlık incelemesini tamamladıktan sonra savcılığa soruşma izni için gönderir. Savcılık bakar buna her neyi için gönderirse göndersin. Savcılık der ki bunda bir suç yok. Takipçi kararıyla dosyayı kapatır. Soruşturma açmadan kapatır yani. Dolayısıyla e ortada böyle bir durum var. Yani hani şu, gerçekten ben de hani arkadaşımızın yasını okuttan sonra ya adam iki elini bağlamış. Olabilir. Bu arada, şu olabilir. İnsan şu Elivan da yayınımıza katılacak ondan da söylüyorum birazdan. Ee, İmamoğlu o an belki mezarlıkta bulunmanın e, ad, e, yani Osmanlı İmparatorluğu oranın o, o uhrevi havasına girmiş de olabilir. Saygısızlık olarak değil. O düşünceli haliyle de eline oraya da belli gayri irade bile koymuş olabilir. Yani bunun üzerinden siyasi bir işte bu hakaret ettiği asla böyle bir şey olmaz, olamaz. Yani şeye de aykırı. Hani İmamoğlu'nun yapısına, e, siyasi kültürüne de aykırı bir şey. Yani, hani bu bunu anladım. hiç kimse de yapmaz zaten. Böyle bir anla, ya buradan da hakaret çıkmaz. Ama sorunumuz şu. Cimer denilen sistem çok ciddi suistimale açık. Bakın geçenlerde, bundan geçen ay... Ee, bir hani Kitap ediyorsun. Evi'nin sahibi olan ve daha önce de başbakanlıkta danışmanlık yapmış bir e, gazetecinin, bir araştırmacının ofisi basıldı. Ve bu hükümete ya bu hükümet döneminde başbakanlıkta danışmanlık yapmış birinden bahsediyorum. Ofisi basıldı. Niye basıldı biliyor musunuz? FETÖ'cü yayınlar bulunuyor diye. Cimer'e gelen bir ihbar sonucunda. FETÖ'cü yayınlar. Evet, FETÖ'cü FETÖ yayınlar var. Burada şu yayın evinde diye Cimer'e ihbar geliyor. Cimer'den polise gidiyor. Bak hemen Cimer'de okuyan onu her kimse doğrudan polise gönderiyor. Polis geliyor baskın yapıyor. Ve gerçekten gidiyorlar bakıyorlar ki FETÖ ile ilgili kitaplar var. Ama FETÖ aleyhine yazılmış kitaplar var. O kişinin de kalemi aldı çok... FETÖcüler aslında Cimer, üzerinden, FETÖ operasyon Cimer üzerinden operasyon yapıyorlar. Bundan önce de Sayın Ahmet Zeki Üçok... yine sözcü'de yazar bir arkadaşımız hakkında yargıda FETÖcüler var diye bir ifade kullanmışlar, CİMER'e şikayet edenler FETÖ'cüler. Haklarında soruşturma açıldı. Normal vatandaşlar yapmıyor. Yine benim başıma geldi, ben güya bir yazımda bir şeyimde Türklere hakaret etmişim ve beni halkı kin nefrete e, itmekten dolayı soruşturma açılmış. Ben CİMER'den gelen ve savcılığa ulaşmış, oradan da karakola gitmiş, şikayet üzere gittim, ifademi verdim. Bunun gibi Sağlık Bakanlığı ihbar cimer CİMER, daha önce adı BİMER'di, binlerce, on binlerce oturuyor akşam vakti herhangi çok kötü niyetli birisi FETÖ'cüler dahil yurt dışından da olur, yurt içinde de olur. olur. Şöyle bir şey FETÖ ile mücadele eden e, kişileri yurt dışındaki FETÖ'cüler de şikayet ediyorlar ve soruşturmalar açılıyor. Yani bununla ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturmalar açılıyor. Çünkü Niye? bürokraside alan genişledikçe genç tecrübesi ne kadar var yok insanlar oraya oturuyor. Gelen her ifade adı FETÖ geçince orada bir FETÖ geçince, direkt kurumuna gönderiyor. Yani direkt kurumuna gönderiyor. Kurum orada o CİMER'den gelen bilgileri alan görevliler var. Şimdi siz Cumhurbaşkanlığı iletişim İletişim Bilgi Merkezi'nden bu bilgi geldiğinde yani bir ihbar geldiğinde siz atıyorum emniyette bir amir ya da bir memur hakkında FETÖ'cü ihbarı gelip de ya burada bir şey yoktur niye bize göndermişler falan demezsiniz Apatalım ki. dosyayı diyemezsin. diyemezsin. Çünkü sen zaten oradaki irtibat memurusun. Doğrudan bu bilgiyi hemen daire, müdür, daire müdürüne, var. o da genel müdürüne, o da ne yapacak? Savcıya gönderecek. Ve diyecek ki bunu bir araştırın. Bakın ne oldu? Basit bir ihbar ne hale geliyor? Çünkü bu zincirde herhangi bir bürokrat ya olur mu o kişiden de FETÖ'cü olur mu diye bir kanaat belirtme şansı yok onun hukuken inceleme prosedürünün tamamlanması gerekiyorsa soruşturma açılıp açılmaması karar vermesi gerekiyor. Ama bunun CİMER'e daha gelir gelmez yani bu işin madem merkezi CİMER, CİMER'deki CİMERi kontrol eden sistem bir ayıklama yapacak, bir tarama yapacak ve burayı güçlendirecek. Evet, devletin böyle bir ihbar, şikayet mekanizması istiyor. Çünkü mağdur vatandaşlar var zaman evet. zaman. Bu her yerde karşımıza çıkıyor. Ama şimdi siz ben doktor tanıyorum. Adam haftada 5-6 tane savunma yazıyor. Niye? Ge gitmiş birisi muayene olmuş hani şiddet var ya sağlıkta şiddet. Evet. Onun bir türünde cimer üzerinden yaşıyorlar ya da e, bu e, şikayet hatları üzerinden yaşıyor insanlar sürekli ifadeler yazıyorlar. Yani buna şey de dahil hemşireler veya hemşirler yani erkek hemşireler de buna dahil. Çünkü çocukcağız yardım ediyor birine vay niye öyle yaptım falan diyor şikayet. ismini öğreniyor gidiyor onu soruyor danışmanın ismini öğreniyor o da söylemezse onu da şikayet ediyor. Ve o insanlar şikayet ediyorlar. Dolayısıyla bunun bir düzen içine alınması gerekiyor. Çünkü bir kanal açılmış yurttaşlar hakkını kullansın diye. Ama orası çok ciddi bir suistimal alanı. Dolayısıyla burada da buna benzer bir şey var. Bence yarından tez yok. Savcılığa ben de soracağım. Bu ihbarı yapan kişinin kimliğinin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Gerçekten öğrenmek istiyorum. Çıklamak zorunda zaten. Yok, yani o dosyasında olursa. vardır. Ama ben bunun dosya, çıkacağım araştıracağım ve ki yani bu adam yurt içinde yaşayan veya yurt dışında yaşayan şu veya bu diye her kimse çünkü ve hangi akılla bunu yazdın? Hangi akılla yazdın? Yani bir kişi HDP'li belediyeler kayyum atamış. E o zaman şöyle yapalım. E, mecliste HDP e, hala e, faaliyet gösteren bir parti değil mi? Evet. Diğer parti genel başkanları bunlarla zaman zaman görüşme yapıyor. O zaman her görüştüklerinde terör örgütünün sözcüsü HDP'li Görüştüler, terör övücülüğü yaptılar diye soruşturma açıldı. Böyle şey olur mu? Orası siyasi faaliyet alanı. İmamoğlu oldu, orada siyasi faaliyet yapmış. Çünkü niye? Bir sonraki seçimlerde HDP ile olası bir ittifak için zemini tutmaya çalışıyor. Onun bedeli veya getirisi veya götürüsünü de siyaseten öder. Hukuken yani oturup da buradan soruşturma açmak. Siz bir kişinin birini doğrudan terörle faaliyetini, propagandasını görmüyorsanız öyle bir soruşturma açılmasında bir anlamı yok zaten. İşte Peki ben yani sizi sizin söylediğiniz... ama Murat Bey'e de şöyle doğruluyorum. Murat Bey bu kısmına bakmıyor, o İçişleri Bakanlığından bakana bakıyor. Oradaki cevabını ne? Onun o açıdan o doğru. İşte yani bakın savunma, sizlerin... Savunma, bakın. E, savunma bakın. E, savunma, savunma savunma ön incelemeye tabi bir Ama bak ifadedir. Ama bizdeki hukuk öyle ifade hukuk, ya halde. savcılık ifadesi. Yani savcılıktan da ifade talep edilebilir. <laughs> bir gün derler ki ifadeye gelin. Edemez. O zaman savcılık soruşturması edemiyor. Vardır. Bakın neden edemiyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Ön inceleme var hayır, diyoruz. Hayır, hayır. Edemez. Devlet memuru hakkında yapabilmesi için mesela Ama. İstanbul'daki Milli Eğitim Müdürü hakkında yapabilmesi için Milli Eğitim İstanbul Valisinin. Tamam. İstanbul Valisinin evet tamam. demesi gerekir. Şimdi burada da zaten savcıya gelmiş savcının normal inceleyip reddetme hakkı var. Reddetmemiş. Demiş ki İçişleri Bakanlığı'na bunu bana yetki verin. Yani eğer inceleme açmamı istiyorsanız, soruşturma açmamı istiyorsanız açarım. O da kendi içinde soruşturuyor. Neyi soruşturuyor? Bu cezayı değil bunun için ya, yetki verelim mi e, ifade Ama, yani ya zaten, ama ön inceleme zaten yani bu ifade edilen birisi, Kavramları birbirinden kaydırarak. Yani kavramlar yani yazıya için zaman, bu kaydırma çatır. işlemi bir yani, yani Yazı, bak yazı. Ben, bak, Hasan Basri aldı, güzeldir. Aldı, al, bunu bir anlayalım ama herkes. kısa bir aradan sonra Biz, Nedim Şener'i dinliyorduk. Nedim Şener'in Cimerle ilgili bir filtre olması lazım yani oradaki uygulamalara baktığımızda ciddi sorunlar da görüyoruz ee, ifadeleri vardı Onu dinlemeye devam edeceğiz ee, Sayın Türker de bu konuda hani cimeri işaret edip buraya bir bakmak lazım ya demiş. ama o doğal işleyişin evet doğal işleyişin bir sonucu yani onu konuşmaya devam ederiz biz kendi e, aramızda ama, ama şöyle, bu haberi e, e. çok e, e, yani şöyle mesela fetöden örnek veriyorum.